Herkese merhaba arkadaşlar. PSI hikayesinin 2. sezon 7. bölümündeyiz. İvor Otası'ndayız. 1. Beyanname. Halk Meclisi, hak ve özgürlükler tanıma ve bunları kaldırma yetkisine sahip Kardinal Atay'ı. Psiyonikler insan nüfusunun restorasyonuna doğrudan katılamazlar. Bu nedenle genomlarına göre insanlığa farklı bir şekilde hizmet etme görevini üstlenirler. Bölüm 7. Doğuran. Lou idamdan sonraki akşam market 24'e uğradı. Ezgi'den yeni bir sakinleştirici paketi alan kız, iade etmeden önce kontrol bandının üzerindeki numarayı hatırladı. Mağazadan çıkarken unutmamak için numarayı hemen telefonuna yazdı ve sabah Veys'e verdi. İlacın adını dikte eden Lou şöyle açıkladı. Yasal olduğundan ve bir kilise laboratuvarında üretildiğinden emin olmalıyız. Ancak bunu kimsenin talebimizden haberi olmadan sessizce yapmamız gerekiyor. Daniel'le şaşkınlıkla bir kaşını kaldırdı. Lou, Monsieur Martin bunu yapabileceğinizi söyledi. Bu doktorların veri tabanına dışarıdan girmek demek. Anladım. Veys çekmeceden başka bir bilgisayar çıkardı. Parmakları holografik klavyenin üzerinde kayıyordu. Bana bir saniye ver. Yani sen onları hackledin mi? Bu kadar hızlı mı? Vay canına. Daniel ile Lou'ya sanki o an sadece kahve dolduruyormuş gibi soğukkanlı bir bakış attı. Açık konuşmak gerekirse evet ama biraz kurcalayacağım o kadar. Lou gülerek başını salladı. Bak. Başıyla ekranı işaret etti. Bu o mu? Evet. Numara yasal bir paketten. İlaç bu sabah yazılmış. İşte tıbbi tesisin adresi. Harika, teşekkür ederim. Daniel, bu kişiyi gizlice takip etmenin bir yolu var mı? Akrabalarını, ikamet yerini, bulmak. Belki çocuğunu. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen Veys başını salladı. Deneyelim. Edmund. Lou durdu. Hayır, zorunda değilsin. Unut gitsin. Bu beni ilgilendirmez. Zaten yeterince sorunum yok mu? Aceleyle sohbetin konusunu değiştirdi. Senin hobin mi bu? Aksine benim işim. Bölüyor muyum? Güvenlik şefi yaklaştı ve kızlara gülümseyerek sordu. Baş rahibin bu akşamki planlarında değişiklik var mı? Hayır, Monsieur Barrett'te. Özel bir akşam mı? Monsieur Martin dikili taşı ziyaret edecek elbette. Lou şaşkınlıkla Hector'a baktı. Reed, haberleri izlemiyor musun? Hayır. Bugün önemli bir etkinlik var. Genetik güvenlik programına ve uygulayıcıları anısına bir dikili taşın açılışı. Yurttaşlar, gazeteciler, kilisenin yüksek rütbelileri de hazır bulunacak. Papaz açılışa geliyor. Ardından özel bir açık büfe ve konukların çocukları için eğlence. Papaz akşama kadar gitmiş olacak. Saygıdeğer yaşa eğlencenin zamanını büyük ölçüde kısıtlıyor. Ve baş rahip Monsieur Franchois'in yerini alacak. Ciddi bir etkinlik. Bu nedenle kilisenin birinci ya da ikinci etkilisi hazır bulunmalı. Daniel'le gülümsedi. Lou kıyafetin çoktan hazırlandı. Organizatörler daha ilginç hale getirmek için tercih edilen bir format getirdiler. Tüm konuklar kokteyl tulumu veya en azından pantolon giyecek. Kuaför birazdan burada olur. Sanırım cevabı biliyorum ama yine de soracağım. Kuaför ne için? Modaya uygun bir saç modeli yaratmak için. Hayal edebiliyorum. Sen de geliyor musun? Umarım iyi bir kuafördür. Evet. Tamam, en azından orada saçı yapılı tek kişi ben olmayacağım. Daniel'in ses tonunda hafif bir muziplik hissediliyordu. Sıradan bir saç modeliyle idare edeceğim ben. Monsieur Barrett'ti. Peki ya siz? Hector gözlerini birkaç kez kırpıştırdı. Ne saçı? Neden yapayım ki? Bir kıyafet zorunluluğu yok. Hector'un heyecanlı tepkisi karşısında kızlar gülüştüler. Demek istediğim bu değildi. Etkinliğe katılacak mısınız yani? Ah o. Lou modadan korkan patronla yüksek sesle gülmemeye çalışarak başını salladı. Evet, orada olacağım. Büyük bir parti mi olacak? Peki bu etkinlik nerede yapılacak? Evet Reed. Teke şükürler olsun. Konukların büyük kısmı kilise çevresinden. Herkes birbirini tanıyor. Birçoğu kişisel korumalarıyla gelecek. Lou'nun zihnini şüpheli düşünceler kurcalıyordu. Hain içeriden biri. Peki bu etkinlik nerede yapılacak? Şehir dışında. Etrafta binlerce insan ve pencere olmasından iyidir. Kesinlikle bölgeyi kontrol etmek kolay. Ayrıca son olaydan sonra ışık armatürleri bile gizli cihazlara karşı iki kez kontrol edilecek. İstisnasız tüm konuklar titiz bir aramaya tabi tutulacak. Ya personel? Herkesin dosyasını bizzat talep ettim ve inceledim. Genel güvenlik çok yüksek düzeyde olacak. Elbette bu tamamen rahatlamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ayrıca Reed, bir TV mağazası modelliği kursuna kaydolduğunuzu bildirmek isterim. Ne?
Benim kararım bu. Birkaç ders alacak ve yüksek topuklu ayakkabılarla mükemmel şekilde yürümeyi öğreneceksiniz. Son gittiğimiz baloda düştükten sonra Lu zorla gülümsedi. Karınca yuvasında öyle bodrum merdivenleri bilirdi ki Barettin'in bu fikirlerini 2 saniyede gömerdi. Elbette bu diğer görevlerinizden muaf tutulacağınız anlamına gelmiyor. Elbette Monsieur. Hector saatine baktı. Stone atış poligonunda. Birkaç saatimiz daha var Reed. Şimdilik ofise git. Gidiyorum. Seni bıyıklı canavar. Bu çok iyiydi. Lu. Ivo. Lu sakinleştiriciyi çıkardı. Daniel'le parti numarasını kontrol etti. Her şey yolunda. İlaç son kullanma tarihi geçmiş olarak kaydedilmiş. Yasal olarak üretilmiş. Teşekkür ederim. Bunun suikast girişimleriyle ilgili olmadığına emin misin? Emin olmaktan da öte, girişimlerin gerçekleşmiş olması ve buna ihtiyaç duyulması birbiriyle çelişkili. Anladım. Konu şimdilik kapanmıştır. Bir gün bana anlatırsın umarım. Martin cevap olarak sadece gülümsedi. Lu. Masaya doğru başını salladı. Hepsi bu kadarsa işe dönmem gerek. Elbette. Konuşmalarının görünüşte resmi olmayan formatına rağmen mesafe ve itaat hissi ortadaydı. Yalnızca bir süreliğine kenara bırakılmıştı. Yani savaşçılar komutanlarıyla aynı masada içki içebilir, kızlar hakkında sohbet edebilir ve ertesi gün emirlerini sorgulamaksızın yerine getirebilirler. Biz tam olarak öyle değiliz ama... Daniel'le kapıda belirdi. Papazın ofisinden aradılar. Öyle mi? Resmi kısımdan sonra kalmayacak ve hemen ayrılacak. Meteorik duyarlılığın devreye girdiği açıklandı. Papaz daha erken gelmenizi istiyor. Teşekkür ederim. Onlara orada olacağımı söyle elbette. Kay'ı arayacağım. Hector haberi duyunca başını salladı. Weiss bilgisayarı kapatarak şöyle dedi. Herkesi aramaya başlayacağım. Acele etmelerini ya da hemen gelmelerini söyleyeceğim. Etkinliğe giderken giyeceği pahalı elbiseye bakan Lu geçen seferkine kıyasla çok daha az tepki gösterdi. Buna alışıyor muyum yoksa? Gerçi hayır, bunda kesinlikle daha fazla kumaş var. Sardao'daki resepsiyondan sonra bu kızı bir kıyafetle şaşırtmak oldukça zordu. Dekolteli tulum. Kollu tulum. Tek omuzlu. Bu arada beyaz olan çok iyi. Kuaförün saç modelleri çok etkileyiciydi. Gerçekten etkilendim şu an. Bunlar ne ablam? Gerçekten şoklar içindeyim. Şunu alalım ya. Reklam izlemekle uğraşamayacağım. Aynada saçını inceleyen Lou kararını verdi. Görünüşe göre bunu düzeltmenin tek yolu duş almak. Yaptığı işten memnun kalan kuaför gittiğinde Daniel'le içeri girdi. Tavsiye verir misin? Weiss içinde giysi olan 2 poşet tutuyordu. Olur, göster bakalım. Bunun elbisesine de biz karar verelim, bir de buna da elmas harcayalım. Önceden direkt soruyorlardı en azından. Weiss kıyafetleri çıkarırken Lou sordu. Saç modelim güzel olmuş mu? Daniel'in dudaklarının kenarları hafifçe yukarı kalktı. Aslında güzel olmuş ama seni de anlıyorum. Açıkçası bir noktada kuaförü vurmak istedim ya da en azından bacağını ezmek. Peki senin saçın neden böyle tuhaf değil? Saçım kısa. Güzel fikir. Hayır, peruklar var. Benim başka gereksinimlerim var. Hepsi bu. Sanat gibi düşün. Bu bir sahne karakteri. Bu arada tulum çok yakışmış. Birkaç kıyafet gösterdi. Hepsini giymeliyim. Oo, bu tulum çok güzel renk olarak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da güzel. Ama ilişki falan geliştiriyordur. Elmaslıyı alalım biz. Alıştım zaten harcamaya. Bu harika. Teşekkür ederim. Geriye makyaj kaldı. 54. 96. 54'lükten alırım arkadaşlar. Asla 96'yı alamam. Gerçi 54 veren 96'yı da verir. Ve küpeler. Bunlar bizi soymaya çalışıyor ha. Bunlar ne? Ne bulduysak taktık, takıştırdık zaten. Muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gidelim mi? Niye 45 dakikada bir elmas alındığı ortaya çıktı?
Kay onları bekliyordu. Monsieur Martin birazdan çıkar, arabalar hazır. Ve harika göründüğünü söylemeliyim. Ah Kay, bunu duyduğuma sevindim. Sen de iyisin. Engizasyon başrahibinin konvoyu şehir dışına çıktıktan sonra ana yoldan saptı. Ve kısa bir süre sonra New Paris'e bakan tepelerin yakınında durdu. Dev dikiliş taşı fark etmemek mümkün değildi. Büyüklüğü etkileyiciydi. Gözle görülür şekilde çok büyük ve baskılayıcıydı. Bu yüzden parti yakınlarında yapılıyor olsa da daha uzakta gibi görünüyordu. Belki de yıkılmasından korkuyorlardır. Etrafında bir çit yoktu. Ancak çevre yardım birliği savaşçıları tarafından yoğun bir şekilde korunuyordu. Ve etrafı blazer ızgara çitle çevrilmişti. Herhangi bir geçiş girişimi anında rapor ediliyordu. Bir görevli sembolik girişte volta atıyordu. Engizasyon başkanının gelişinde karşılanmaması düşünülemezdi. Görevli az konuşan yardımsever bir adamdı. Ustalıkla bir dizi yararlı bilgiler verdi. Hangi önemli konuklar oradaydı? Tesislerdeki her şey neredeydi? O ana kadar neler yaşanmıştı ve bundan sonra ne olması planlanıyordu? Görevliyi dinleyen Martin ileriye, çadırlara doğru baktı. Görevlinin söyleyecekleri sona erince başrahip onun başıyla onurlandırarak başını salladı. Aslarının Ivo'nun hangi versiyonuna daha alışkın olduğunu merak ediyorum. Yemeklerdeki ve ofisindeki haline mi yoksa şimdiki haline mi? Leo gözlerini kısarak Daniel'e baktı. İki halinde de alışık gibiler. Baretti görevliye bazı ayrıntıları netleştirmek için geride kaldı. Başrahip ve Weiss'in biraz gerisinde yürüyen psiyonikler etrafa bakınıyordu. Çocuklar, çiftler, kolay iş. Bakalım güncel siyasi meselelere değinmeden bir de şey yapmadan sıyrılabilecek mi? Liu bir an için alnını karıştırdı. Özgürce seks yapmadan mı? Stone kıkırdadı. Ben olsam buna güvenmezdim. Ivo bir kez daha konuklarla hoşbeş etti. Son suikast girişimiyle ilgili olarak farklı seviyelerde samimi ifadeleri ve kimi tam destekleri kabul etti. Kimileri de dal kavukluk peşindeydi. Kimileri bir arkadaşını ya da akrabasını birbiriyle tanıştırmaya çalışıyordu. Kimse böylesine yüksek rütbeli biriyle konuşma fırsatını kaçırmıyordu. Elbette davet edilenler arasında çok sayıda seküler otorite temsilcisi de bulunuyordu. Meclis üyesi Sardao da başrahibi fark ederek ona saygılarını sunan ilk kişilerdendi. Bu kadının tarzına ölüyorum ya. Monsieur başrahip, iyi akşamlar. Kadın gülümsedi. Matmazel. Sizi sağlıklı görmek çok güzel. Dikili taşın açılışını kaçırdınız mı? Evet. Papaz yine çok doğru kelimeler kullandı. Çok içten de. Her zamanki gibi. Yarın haberleri kesin izleyeceğim. Sesini hafifçe alçalttı. Etrafındakilerden birkaç adım uzaklaştı ve daha gizli bir şekilde konuştu. Suçlu idam edildi. Yani dava kapandı mı? Diyalog adabını koruyan Ivo onu takip etti. Onun davası. Evet, kapandı. Ah, bu trajedi benim davetimde yaşandı. Elbette soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi edinmek isterim. Davadan Monsieur Mark sorumlu. Bildiğim kadarıyla kendisi burada. Soruşturmaya dair bazı sırları bana açıklamasını ondan beklemek mümkün mü acaba? Adam soğuk bir şekilde cevap verdi. Hiç sanmıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Ancak Monsieur başrahip, meclis üyesinin sesi neredeyse fısıltıya dönüşmüştü. Tabii ki de dinleyeceğiz. Dedikoduya bayılırım. En azından engizasyonun benim bu işe karışmış olduğumu düşünmediğini umuyorum. Çok korkuyorsun ha. Ah, demek bu yüzden bu kadar merak ediyorsun. Yoksa başka birileri için mi endişelisin? İşin içinde olabilecek birileri. Tam olarak bunu düşünüyorum ben de. Size yemin ederim ki kilisenin ideallerini ve genetik güvenlik ilkelerini yürekten paylaşıyorum. Başrahibin yüzünde ne zamandan beri diye sessiz bir soru belirdi. Ama Sardao bundan rahatsız olmadı. Suçluların silahları içeri sokabilmiş olmasının tek nedeni korumalarımın profesyonelce davranmaması ve ihmalkarlığı. Korumaların buna izin verecekse niye koruma olmuş peki hayatım? Aslında herkesi derhal kovardım ama... Ivo ironik bir şekilde kadını cesaretlendirdi. Evet, kadın utanç ve suçluluk duygusu içindeydi. Kalifiye eleman bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Hayatım, senin elemanların yeterli değil, farkında mısın? Yeterli değil. Gerçekten polis teşkilatından uygun kimse yok mu? Ah, o zaman sokaklarda düzeni kim sağlayacak? Bir meclis üyesi olarak vatandaşlarımızı da önemsiyorum. Şüphesiz, size bu konuda yardımımı sunabilir miyim, Matmazel? Yardım birliğinden birini bizzat sizin için seçeceğim. Ah. Olayların bu şekilde gelişmesini kesinlikle beklemiyordu. Benim yaşadığım zorluklar başrahibin sorunu olmamalı. Bu şaşırtıcı derecede gurur verici bir teklif. Ama yine de kabul edemem. Var bu kadında bir şeyler ya, çok belli.
Martin çoktan açık açık sırıtmaya başlamıştı. Sırıtmaya başlamıştı ama mimikler aynı. Gerçekten bu adama mimik mi ekleseniz artık? Genetik güvenlik ilkelerini o kadar da desteklemiyorsunuz değil mi Matmazel? Charlotte onun gözlerinin içine bakarak doğrudan sordu. Bu olmadan bana inanır mıydınız? Evet, merak etmeyin. Engizasyon sizden şüphelenmiyor. Birbirlerine kibarca gülümseyerek farklı yönlere doğru yürüdüler. Engizasyon başkanını fark eden bazı konuklar kibarca başlarını salladılar ve gülümseyerek uzaktan kadehlerini kaldırdılar. Bazıları ellerini hafifçe kaldırarak onu selamladı. Asıl iletişim küçük gruplar halinde ya da daha özel olarak kuruluyordu. Etkinliğin kapladığı geniş alan nedeniyle metrekare başına düşen davetli yoğunluğu düşüktü. Ayaküstü bir sohbetin ardından Ivo sekreterine döndü. Bize doğru gelen çift. Onlar kim? Weiss birkaç saniye düşündü. Antonio Verne. Merkez laboratuvarında mikrobiyolog. Ve karısı Nina. Biraz ötede kızları Pierrot'u teselli ediyor. Teşekkür ederim. Gidip Piskopos'un burada olup olmadığını öğren. Çift yaklaştığında ilk selam veren başrahip oldu. Monsieur ve Mademoiselle Verne, sizi görmek ne güzel. Çok iyi kalpli bir kız yetiştiriyorsunuz. Teşekkür ederiz. O anı yakalayan Kay Lou'ya fısıldadı. Uzun süre buradayız. Değişerek devam edelim. Ortalık sessizken istersen gidip biraz meyve suyu iç. Ya da bir şeyler atıştır. Teşekkürler Kay. Ben molaya daha sonra çıkacağım. Sen git. Çabuk dönerim. O zaman sen mola yaparsın. Ortağı başını salladı. Hemen dönerim. Ve onu yalnız bıraktı. Başrahiple konuşmak isteyen misafirlerin çok fazla olması ilerlemelerine önemli ölçüde engel oldu. Lou bazılarını önceki etkinliklerden tanıyordu. Ivo'nun herkese merhaba demesi ve söyleyecek kibar sözler bulması gerekiyordu. Bazen Daniel ona dışarıdan yüksek çevrelere özel olarak davet edilen kişilerin isimlerini ve konumlarını söylüyordu. Elit patronlar, kimi uzmanlar. Başrahibi selamlamaya gelen bir sonraki kişi, kutsanmasının üzerinden çok da fazla geçmemiş ve Lou'nun tanıdığı adamdı. Kardinal, sizi gördüğüme sevindim. Monjou başrahip, iyi akşamlar. Sadece bir dakikanızı alacağım. Nasıl yardımcı olabilirim? Halk meclisi yakında toplanıyor. Beklentilerimiz neler? Beklentiler mi? Şimdi doğru zaman. Kilise başarılı olacak mı? Sesini alçalttı. Kontrol alanını genişletmek konusunda. Bu arada eğer Kay'in yerine biz çıkarsak bu konuşmayı göremiyoruz sanırım. Kardinal, bunu bana mı soruyorsunuz? Martin şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Kiliseyi ben yönetmiyorum. Bu sizin işiniz. Hadi ama arkanızda sizi destekleyen gerçek bir güç var. Tek bir sözünüzle silahlar patlar ve cezalandırmalar başlar. Endişelenmenize gerek olduğunu sanmıyorum. Engizasyon ve yardım birliği düzeni sağlamak için her şeyi yapacaktır. Kişisel desteğiniz çok değerli olacak. Diğer kardinaller de benimle aynı fikirde. Herkes değil. Toplumun iyiliği için kendi çıkarlarını bir kenara bırakmaya istekli olanlar. Ve ben insanları cehaletin ve inançsızlığın karanlığında saklı kötülüklerden korumaya hazırım. Bunu duyduğuma sevindim. En iyisini umalım. Ünal ayrıldıktan sonra Kay onlara yetişti. Lou'nun yanına gelen empat fısıldadı. Yeni bir şey var mı? Her şey yolunda. Sadece varsayımları hatırlıyorduk. Git bir şeyler ye. Kim bilir bir daha ne zaman şansın olur. Şey tamam. 10 dakika içinde dönerim. Sebze kroketlerin olduğu masada durdu. Tatlarına baktı. Lezzetli. Organik ve en önemlisi bedava. Ah bunlar ne tür çerekler. Mademoiselle Reed, son karşılaşmamızda birden ortadan kaybolmuştunuz. Sen kimdin ya? Hatırlayamadım ben bunu. İyi akşamlar. Anladığınızı umuyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu çok heyecan verici. Beni hatırlıyorsunuz. Bazılarınızı gördüm. Onlar benim vaazlarım değil. Ben sadece kilisenin sesiyim. Birçok sesten sadece biri. Ama kötü kader tarafından yarıda kesilen konuşmamıza geri dönelim. Kahretsin. Tek merhamet et. Sanırım yemekle işim bitti. Şu anda meşgul değilsiniz değil mi? Hadi. Bu adam bize mi yürüdü? Aslında şimdi gitmeliyim. Rahibin sesi aynı televizyon yayınlarında olduğu gibiydi. Zaman, asla yeterli zaman yoktur. Yine de dua edelim ve hayat hakkında daha iyi, daha kolay, daha adil olsun. Lou kuşkuyla sordu. Doğru yakında. Belirli bir tarih var mı? Rahip gülümsedi. Evet var. Kilisenin daha da güçlenmesi fazla uzun sürmeyecek. Hepimiz bunun gerçekleşmesi için çok çalışıyoruz. Herkes bu amaca kendi katkısını veriyor. Ah, gözlerindeki ışıltı ne kadar da hastalıklı. Sen gerçek bir fanatiksin.
Bizi bir tehdit bir araya getirdi. İnancın evi olan tapınağı havaya uçurma girişimi, baş rahibe bir suikast girişimi. Eğer her şey olduğu gibi bırakılırsa bugün olmayan yarın yaşanabilir. İnsanlar korkuyor. Polis elinden gelenin en iyisini yapmıyor. Anlıyor musunuz? Engizasyon daha önemli adımlar atmalı. Halk meclisi üyeleri arasında bu fikre katılanların sayısı giderek artıyor. Daha da delirip ağzından köpükler fışkırmaya başlamadan evvel buradan gitmeliyim. Baretti diyecek ki, Reddine spot ışıklarının altına girdin. Sohbet için teşekkürler Mösyö, işimin başına dönmeliyim. Lou geriye çekilerek Ivo ve diğerlerini buldu. Akşam devam ediyordu. İşine odaklanan Lou dışarıdaki havanın karardığını fark etmedi. Çadırlar güzelce aydınlatılmıştı. En dıştakilerde çocuklar ve bazı yetişkinler uzun bir günün yorgunluğuyla uykuya dalmışlardı. Gece şenliklerinin formatı herkes için uygun değildi ve etkinliğin henüz çok uzakta olan gün doğumunu izlemek için toplu bir buluşma ile sona ermesi planlanmıştı. Daniel'le zaman zaman birini bulmak üzere dışarı çıkmak ya da birinin Martin'den naçizane isteğini not almak zorunda kalıyordu. Ivo elindeki bardaklar düzenli olarak değişmesine rağmen neredeyse hiç içki içmiyor. Yemek masalarında da uzun süre oyalanmıyordu. Letita parlak ışıkla aydınlatılmış bir şövalyenin başında oturuyordu. Yanında Lou'nun tanımadığı, Diakos kıyafeti giymiş bir adam duruyordu. Diakos ne be? İkisi de bir şeye gülüyor, alçak sesle konuşuyorlardı. Baş rahibin yaklaştığını gören Mark'ın karısı elindeki fırçayı bıraktı. Monsieur Martin. Merhaba Letita, saçınız çok şık olmuş. Modayı siz belirliyorsunuz, sizi taklit etmeye başlamaları uzun sürmez herhalde. İnşallah moda bu değildir. Yarın öbür gün kuaför bize bunu yapar diye çok korktum şu an. Ama eminim çoktan taklit etmeye başlamışlardır bile. Ivo'cum kendine gel. Bizim yanımızda başka kadınlara yürüyorsun. Farkında mısın şu an? Ne kadar da iltifat eden bir erkek. Demek ki bize ettikleri gerçekçi değildi. Huyu bu. Ne zarif bir iltifat. Monsieur Joseph'i tanıyor musunuz? Evet. Diakos saygıyla başını salladı. Baş rahip. Ben sizi bölmeyeyim. İyi geceler. Diakos, o ayrılınca Ivo şövalyeye baktı. Yeni manzara mı? Letita gülümsedi. Evet, şehir dışına pek sık çıkmıyorum. Şu gece gökyüzüne ve bugünkü yıldızlara bakın. Kendimi tutamadım. Bittiğinde görmeyi umuyorum. Ah, kesinlikle size göstereceğim. Mark nerede? Biriyle sohbet etmeye gitti. Daniel'e yanında Lou'nun haber bültenlerinden tanıdığı bir adamla çadırın arkasından ortaya çıktı. Monsieur burada. Selamlar Monsieur Martin. Matmazel Weiss nazikçe sizi bulmama yardım etti. Sayın Meclis Üyesi, sizi Letita ile tanıştırmama izin verin. Letita, bu Charles. Tanıştığımıza memnun oldum. Kocanız Engizasyoncu sorgucu değil mi? Bu doğru. Meclis Üyesi Lou Veke'ye bak. Bunu fark eden Weiss kibarca onları da tanıttı. Matmazel Reed ve Monsieur Stone, muhafız. Güvenlikler, onları duymuştum. Monsieur Stone'un geçmişi ve... Lou'ya baktı ve Matmazel Reed'in çevikliği hakkında. Alaycı gülümsemesinden kızın çatışmada baş rahibi nasıl koruduğunu kastetmediği anlaşılıyordu. Ne piç ama. Konuşmak istediğiniz bir şey mi var meclis üyesi? Neden benden bir randevu almadınız? Size zaman ayırabilirdim. Halk meclisinin önemli bir toplantısının arifesinde izin verirseniz gayri resmi bir sohbet etmek isterim. Gün boyunca herkesin önünde fotoğraf çektirdiği dekoratif bir arka doğru yavaşça ilerlediler. Matmazel Reed'in olayı uzun süre konuşulacak. Bir olayı daha olsa asla unutulmayacak. Bugün zeminin kaygan olmaması iyi bir şey. Ayaklarınız bugün çimlere takılmasa bari. Laf mı sokuyorsun be? Sen ve kocan birbirinizi hak ediyorsunuz. Git. Ancak Barrett'in hoşnutsuz yüzünü aklına getiren Lou dilinin ucuna kadar gelen cümleyi yerine şöyle dedi. Daha dikkatli olacağım. Endişelenmeyin. Kilise çevresinden kadınların sizinle ilişkilendirilmesinden endişeleniyorum. Daha doğrusu sakarlığınız ve düşmelerinizle. Biz alttan aldıkça bu kadın da başımıza çıkıyor ha. Doğru. Gösterişli şirretlik bambaşka bir hikaye. Bunlar doğru çağrışımlar. Lou kayıtsızca devam etti. Ben de sizinle birlikte anılmak istemiyorum. Ama işim gereği sizinle aynı yerde bulunmak zorundayım. Buna katlanmak zorundayım. Daniel'in gergin bakışlarını yakalayan Lou durumu yumuşatmaya çalıştı. Belli ki resimleriniz toplum tarafından çok değer görüyor. Letita da bu ton değişikliğini hemen destekledi. Teşekkür ederim. Sadece bir hobi. Dürüst olmak gerekirse sık sık iltifat duyuyorum ama bence oldukça kibarlar. Her neyse kimse çalışmalarımı satın alacak kadar ilgi göstermedi. Onları çocuk kurumlarına bağışlıyorum. Lou onu içtenlikle övdü. Bu gerçekten harika bir çözüm. En azından bir işe yarıyorlar.
Başrahip ve meclis üyesi çok uzaktaydı. Veys ve psiyonikler Engizasyoncu'nun karısını yalnız bırakarak mesafeyi biraz kapattılar. Lu sessizce sordu. Daniel'le, Letita gerçek kağıda mı çizim yapıyor? Evet, sulu boya için en iyisi o. Kay hemen açıklığa kavuşturdu. Lu, bir fikrin mi var? Kız omuzlarını silkti. Hayır, kesinlikle bir şey yok. Sadece her şeye bakıyorum. Buradaki davetiyeler de doğal kağıda basılmış gibi görünüyor. Konuyu değiştirdi. Mark pek kıskanç biri değil, değil mi? Ne demek istiyorsun? Letita'yı böyle önemli konuklarla yalnız bırakıyor. Diyakozu mu kastediyorsun? Evet, sevimli. Joseph'i kıskanmanın bir anlamı yok. O ve Letita çocukluk arkadaşı. Tedarik servisinden sıradan bir istatistikçi. Bu esnada o Engizasyon başkanına şarap içmeyi teklif etti. Şarap? Elbette. Bir çadırın gölgeliğinin altında küçük yüksek bir masanın başında durdular. Lou partnerinin kaşlarını hafifçe çattığını fark etti. Korunan kişiyle birlikte içeride olmak, girişi tümüyle kontrol etmeyi imkansız hale getirmişti. Kız Stone'un ne soracağını tahmin ederek fısıldadı. Sence dışarıda hangimiz takılsın? Burayı tek başıma idare edebilirim. Gerekirse meclis üyesi saldırmaz herhalde. Tamam. Kay dışarı çıktı. Monsieur, bir sonraki toplantının konusuna değindiniz. Nezaket kurallarını geçip doğrudan konuya girin ve ikimize de biraz zaman kazandırın. Bana ne söylemek istiyordunuz? Dikkat ve zekanız beni her zaman etkilemiştir. Bunun başka bir nezaket söylemi olmadığını vurgulamak isterim. Bu sizinle müzakere etme olasılığına ilişkin beklentilerimi ifade etme biçimim. Sizin gibi sakin ve ileri görüşlü bir insanla. Dinliyorum sayın meclis üyesi. Kilisenin ne istediğini hepimiz anlıyoruz. Ruhban sınıfının hedeflerini meclisin görüşleriyle çeliştiği gerçeğinin de farkındayız. Bazılarına papaz ve kardinallerin güçlerini pekiştirme zamanı gelmiş. Hatta buna ihtiyaç duyulmuş gibi görünebilir. Bence tam tersi. Zor zamanlar geçiriyoruz. Yeterince sorun var ve sadece suç oranlarından da söz etmiyorum. Kaynaklar, finans, sağlık, genetik güvenlik. Hepimizin yapması gereken şeyler var. Katılıyor musunuz? Devam edin. Bana göre anlaşmazlıkların vurgulanması şu anda kesinlikle uygun olmaz. Tabanında sorunlar varken piramidin tepesini yeniden inşa etmeye çalışmaya değer mi? Franchise'in halk meclisinde yeni müttefikleri olduğunu biliyorum. Ve daha düne kadar şüphelerini dinlendiren bazı meclis üyesi arkadaşlarım bile kilisenin baskına daha fazla sadakat göstermeye başladılar. Güçlü olanın desteğini aramak mantıklı. Ama neden gereksiz sorunlara ihtiyacımız var hepimiz için? Kendinizi kaybediyorsunuz sayın meclis üyesi. Muhtemelen şarabın etkisiyle böyle konuşuyorsunuz. Başrahibin sakin sesi sertleşmişti. Martin'den yayılan tehlikeyi Lou teninde hissetti. Dar ağaçları, işkence laboratuvarları, hoparlörlerden duyulan cezalar. Görünüşe göre bunu hisseden tek kişi Lou değildi. Korkusunu saklamaya çalışan Charles'ın dudakları sahte bir gülümsemeyle gerildi. Korku saldırının nedenlerinden biridir ve bu meclis üyesi Martin'e oynanacak bir tür kirli oyunu kolayca kabul edecektir. Özür dilerim, kendi pozisyonuma açıklık getirmek istedim ve sizi temin ederim ki böyle düşünen tek kişi ben değilim. İş insanları her zaman bir uzlaşıya varabilir. Ivo bardağını bırakarak konuşmayı sonlandırmak istediğini açıkça ima etti. Sizi duydum. Buna müdahale edecek misiniz? Cevabınız ne olacak? Bir cevabım olmayacak. Ben sadece papaza ve teke hesap veririm. İyi eğlenceler sayın meclis üyesi. Memnuniyetsiz bakışlarını başrahipten Daniel'e oradan da Lou'ya çevirdi. Görüşmek üzere Monsieur Martin. Ivo yürümeye devam etmeden önce Charles'ın uzaklaşmasını bekledi. Daniel'e, yarın sabah lütfen meclis üyesi hakkında elimizde ne varsa getir. Seralara elektrik tedarikinin yeniden yapılandırılması sözleşmesi için aldığı ödeme hakkında bilgiler de dahil. Anladım. Güvenlik nedeniyle buradaki ağ bozulmuş durumda. Çevre boyunca başka bazı bağlantılar var. Müsaadenizle sizi bir süreliğine yalnız bırakacağım. Ay çok şükür sonunda yalnız kalıyorlar. Ve talebi hemen göndereceğim. Yarına bırakırsam yarın gün boyunca cevapları beklemek zorunda kalırım. Git. Üçü birlikte kalabalık bir grubun bulunduğu başka bir pavyona... Ne? Bir yere gittiler işte. Başrahip yine herkesin ilgi odağı almıştı. Psiyonikler ise hafifçe iki yana çekilmiş konukları gözlüyorlardı. Ne, Kay hala yanımızda mı? Matmazel Reed gözlerini kısarak yaklaşan Engizasyoncu'ya baktı. Kahretsin, bir sen eksiktin pislik. Monsieur Güler. Bana bunun saygıdeğer kimselerin katılacağı bir toplantı olacağı söylendi. Evet.
Bana öyle geliyor ki farklılıklarımızı unutabiliriz. Kız hiç arkasını dönmedi. Ciddi misiniz? Neden? Bu herkes için daha iyi olur. Şaşıran Lu başını salladı. Yani bana asıldınız, reddedildikten sonra gözümü korkutmaya çalıştınız. İşe yaramadı. Sonra iş konumumu kullanarak intikam almaya çalıştınız. Tavsiyelerinize rağmen bu pozisyon için işe alındım. Ve şimdi üstsüzce her şeyi unutmayı mı teklif ediyorsunuz? Belki de gülümsemeli ve havaların nasıl olduğunu sormalıyım. Evet, bazen herkesin huzuru için esnek olmak gerekir. Rahip Lucia'nın dediği gibi herkesin iyiliği ile bireyin iyiliği neredeyse her zaman birbirinden farklı şeylerdir. Bunu söyleyen rahibeydi, bunu söyleyen konsey üyesiydi, bunu söyleyen birinci papazdı. Kontrol yolunda bu üçüncü seçenek. Eğer böyle bir alıntı yapacaksan en azından kendini aptal yerine koyma, yazarın adını doğru koy. Böyle bir alıntı yapacaksanız bari yazarın adını en azından kendinizi utandırmayın. Gülerim Betty benzi attı. Adam ürkek ürkek etrafına bakındı. Ayrılmadan önce şöyle dedi. Böyle yüksek bir pozisyon için tebrikler. Bazı konukluların konuşmalarını duymuştu belli ki. Nereden geldiği belli olmayan bir kız olduğunu söylediler. Sürekli utanç verici durumlara düşüyor. Sürekli mi? Bir kere oldu. Ama çok okumuş, aptal sayılmaz. Rakiplerini bir lokmada yer. Ne bekliyordunuz? Başrahibin yanında vasat biri mi gezecekti? Utanç konusuna gelince belli ki masanın altına saklanmanın mümkün olup olmadığını kontrol etmek için kasıtlı olarak düşme numarası yapmış. Oha! Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? O zaman Monsieur Martin'i kurşunlardan koruyan da oydu. Onunla yattığını sanıyordum. Nerede, nerede? Daha gelmedik o aşamaya. Biri diğerini engellemez. Eva çok geçmeden kalabalık çadırdan ayrıldı. Başrahip etrafa gülümseyerek, sağda solda kısa nazik sohbetler için duraklayarak yavaş yavaş ana konuk kalabalığından uzaklaştı. Yeterince uzaklaştığında Kay ve Lou'ya beklemek üzere arkasını döndü. Biraz dışarı çıkmak istiyorum. Birinizden bana eşlik etmesi yeterli olur. Mademoiselle Reed. Başrahip şakayla karışık teklifin resmiyetine vurgu yapmıştı. Mola vermeyi mi, bana eşlik etmeyi mi tercih edersiniz? Lou da aynı tonda cevap verdi. Ah Monsieur, benim için bir zevktir. Kendisi hakkında yavan bir şekilde ekledi. Eğer topuğum kırılırsa vicdanım rahat bir şekilde yüksek topuklu ayakkabılar yerine bot talep edeceğim. Gece elbisesi ve botlar. Şey fena durmaz. Aklına fırtına öncesi peri masallarında klasik bir prenses imgesi geldi. Yere yapışmış sabun köpüğü gibi kabarık bir etek, kabarık kollar. Tipik bar güvenliğindeki tiplerin hayali. Lou aklındaki resme bağcıklı ağır botlar ekledi. Ama dans etmek güvenli olur. Tek bir moron bile ayaklarımı ezemez. Eğer ben birinin ayak parmaklarını ezersem sinirlerinin ne kadar sağlam olduğunu kontrol etmiş olurum. Bir bisikletim olsa harika olurdu. Ama bu elbise için pek de iyi olmazdı. Tek korusun ya takılırsa. Yani kısacası prenses elbiseleri boktan şeylerdir. Niye böyle bir muhabbet yaptık şu an kendi içimizde? Kız kendi kendine ayakkabılara rağmen rahat bir şekilde yürümeye başladığını fark etti. Müzik, kahkaha ve yüksek seslerin duyulduğu pavyonlardan yavaşça uzaklaşan Lou ve Ivo yardım birliği kordonunun dışına çıktılar. Birkaç muhafız onları takip etti. Çok değil, 5-6 kişi. Muhtemelen Engizasyon Başkanı'na mümkün olan azami rahatlığı sağlamak için savaşçılar makul mesafeyi korudular. Yine de tam bir mahremiyet yoktu. Buna alışmak zor olmalı. Kalabalıktan uzaklaşmak. İstesen bile birileri seni gözlemlemeye devam ediyor. Evet, bu bir gardırop sorunu değil. Başrahip durdu ve şehir manzarasına baktı. İleride gökyüzünü taklit eden gece ışıklarının altında New Paris parıldıyordu. Çok güzel. Düşüncelerinden sıyrılan Martin gülümsedi. Evet ve çok kırılgan. Neden bahsediyor bu? Sessizce uzaklara baktı. Lou gözlerini kısarak adamın rüzgarda dalgalanan uzun saçlarına istemsizce hayranlık duydu. Başrahip kızın bakışlarını üzerinde hissedince ona doğru döndü. Lou uygunsuz ve utanç verici bir şey yaparken yakalanmış gibi hissetti. Bu duyguyu bastıran kız irkildi ve cesaretle Ivo'ya baktı. Gülümsemesinden belli oluyordu. Yakalandım. Davranışının tuhaflığını fark eden Lou gülümseyerek karşılık verdi. Martin bu garip durumu biraz yumuşatmaya çalışarak bir sohbet başlattı. Kalabalıklardan sıkılmıyor musunuz? Bazen. Sık sık. Hayır. Sanırım bu yanındaki insanlara bağlı. Senin gibi insanlar için daha zor.
İvan'ın gözleri kısıldı. İnatçı derecede dikkatliydi. Benim gibi insanlar derken ne demek istiyorsun? Onunla bu kadar rahat konuşmamalıyım. Ve sonra tüm sağduyusuna rağmen risk alarak cevap verdi. Hani şu bir kızı tiyatroya ya da planetaryuma davet ederken adlarını gizleyenler. Of, Lu vurdu, gol oldu. Eğer o yapmamışsa tuhaf olduğumu düşünecek. Hadi itiraf et. Kahretsin, ben bir aptalım. Başrahip şaşkın ya da kızgın görünmüyordu. Kesinlikle utanmamıştı da. Sessizlik devam etti. Sonunda Eva sordu. Lu, hoşuna gitmeyen bir şey mi oldu? Seni korkutan. Belki de bir şeye gücendin. Evet, oymuş. Hayır, yine de kendini tanıtsaydın daha kolay olurdu. Ön sezi kesinliğe dönüştüğünde içinde garip bir coşku uyandı. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Sadece seni mutlu etmek istedim, aşırıya kaçmadan. Gergin sinirler kendini belli etti. Kız cüretkar ya da alaycı bir tonda konuştu. Bunu yapan sendin diyelim. Peki ya sonra? Başrahip aniden keskin bir dönüş yaparak kıza doğru bir adım attı. Lu'nun elmacık kemiğine hafifçe dokundu ve parmağını dudaklarının köşesinde gezdirdi. Bu hafif, şaşkın bir gülümsemeye neden oldu. Kızının gözlerinin içine baktı. Gecenin ve yıldızların yansımasını fark etmeyi bekliyordu. Ama Lu o an başka bir şey gördü. Martin'in sırrını öğrendi. Gökyüzü onun için çok soğuktu. Gözlerinde bir alev yanıyordu. Canlı, gerçek, onun için çok net. Heyecan verici. Patlamaya hazır ama içinde kilitli. Lu elini Ivo'nun boynuna kaydırdı. Onun güçlü kollarının sarılışını hissetti. İtaat etmek zorunda değildi. Martin hiçbir şey talep etmedi. Hatta başkalarının bazen yaptığı gibi. Ondan narin ve yumuşak olmasını bile istemedi. Lu sarılmaya karşılık verdi. Koşullar ve kurallar olmadan Ivo başını yana eğdi. Yarı açık dudakları kızın onlara değmesi için davet ediyordu. Lu erkeğin dudaklarına bir öpücük kondurdu. Onu yakalayarak. Yoksa yakalanmaya izin veren kendisi miydi? Fark etmez. Her şey sanki bir rüya gibiydi. Aklı ve mantığı sürekli şöyle diyordu. Aklından bile geçirme. Ama bu adamın yanında sık sık hissettiği sarhoş edici heyecan usulca şöyle fısıldadı. İstiyorum. Bir hamle daha ve Lu Ivo'nun dilini ağzının içinde hissetti. Lu Martin'in dilini kendi dilinin ucuyla okşadı. Adam öpücüğü derinleştirdi. Daha açık hale getirdi. Açıkça tutkusuna teslim oldu. Her zaman olduğu gibi. Ne yapıyorum ben? Neredeyse nefessiz kalmıştı. Durmak istemiyordu. O da durmak istemiyordu. Ne yapıyoruz biz? Ritmi değiştiren Ivo bazen liderliği ele alıyor, bazen de okşamanın monotonlaşmasına izin vermeyerek dizginleri onun almasına izin veriyordu. Ah, çok iyisin. Sonra hiçbir düşünce kalmadı. Lu rahatladı. Kendini onun kollarında, dudaklarında ve parfümünün tatlı, odunsu kokusunda kaybetti. Ivo'yu daha iyi hissetmiş keşke ya. Bir süre sonra başrahip şöyle dedi. Eğer haddimi aşsaydım böyle olurdu. Ivo, yumuşak bir sesle onun sözünü kesti. Lütfen yapma. Şimdi konuşmak, kelimeleri seçmek istemiyorum. İzin ver elini tutayım ve burada biraz daha durayım. Ses tonu yavaş yavaş eski otoritesine ve sertliğine dönüyordu. Yine de eğer ısrar ediyorsan, Lu şimdi onun sözünü kesti. Hadi ama açıklamalara ihtiyacım yok. En azından şimdilik. Başrahip normal haline dönerek başını salladı. Biraz dinlen. Bugün zaten zor anlar geçiriyor gibisin. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Sanki o tutku dalgası, o delilik anı, o kontrol kaybı hiç yaşanmamıştı. Neredeyse. Gecenin geç saatlerinin serinliğine ek olarak Lu sıcak bir adamın elinin parmaklarını hafifçe kavradığını hissetti. Martin biraz daha durup manzarayı seyrettikten sonra elleriyle yüzünü ovuşturarak kendine gelmeye çalıştı. Sonra Ivo ve Lu misafirlerin yanına döndüler. Planlandığı gibi etkinlik sabah sona erdi. Tüm konuklar, hem çoktan uyumuş olanlar da hem de henüz yatmamış olanlar, yukarı doğru uzanan görkemli dikili taşın önünde toplandılar. Şafağı selamlamak için. Ufkun leylak pembesi tonları aydınlandı ve New Paris daha net ortaya çıktı. Taze bir esinti hafif dokunuşuyla mahmur sisi dağıttı. Her şey bir mucize bekler gibi dondu. Güneş göründü, göz kamaştırıcı ışınlarıyla dünyayı aydınlattı ve yeni bir günün başlangıcını işaret etti. Daha da yükseldi ve dikili taş bir anda anıtsal, ezici bir yapıdan hafif, delikli bir ipliğe dönüştü. Yükselen güneşin parıltısı üzerinde dans ederek dönme yanılsaması yarattı.
Şafağı karşılayan insan kalabalığından coşkulu bir iç çekiş yayıldı. Birkaç küçük çocuk duygularını nasıl ifade edeceklerini bilemeden zıplamaya başladı. Evet, kiliseyi ve dünyayı çok farklı görüyorlar. Bu tür çocukluk anıları kişiliğin oluşumunu kesinlikle etkileyecektir. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olduktan sonra kız şehre göz kırptı. Yeni ve güzel bir biblo için tebrikler New Paris. Lou biraz uyuduktan sonra akşam şehre doğru yola çıktı. Bütün alışverişi yapma ve yeni tekerleklerin fiyatını öğrenme zamanı gelmişti. Ben de diyordum ki nerede animasyonumuz, eksik kaldı bu bölüm. Irma aradığında Lou çoktan eve dönmüştü. Motosikleti durduran psiyonik çağrıya cevap verdi. Merhaba, nasılsın? Merhaba, şöyle böyle senden bir tavsiye isteyeceğim. Elbette, bir şey mi oldu? Evet, yardıma ihtiyacım var. Hayret, bu kızın da mı yardıma ihtiyacı varmış? Çok az sahnesi oluyordu. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.